Arkadaşlar merhabalar. Bugün annemle birlikte size ekşi mayalı ekmek yapacağız. Annem tam buğday unu kullanıyor. Siz isterseniz kara buğday unu kullanabilirsiniz. Gluten alerjiniz varsa. Zaten gluten de çok önerdiğimiz bir şey değil. Ama tarifimiz bu şekilde ilerleyecek. Başlıyoruz. Merhabalar. Ekşi mayalı ekmek yapmak için öncelikle bir mayaya ihtiyacımız var. Bu maya için ben 15 tane nohut, 1 bardak un, 1 bardak su kullanıyorum. Öncelikle bunları hepsini karıştıracağız. Hepsini karıştıracağız güzelcene. Kapağını kapatıp bunu bir yere koyacağız. Bu 3 gün bekleyecek ama hiç yerinden kıpırdamayacak. 3 gün içerisinde üzerinde kabarcıklar oluşmaya başlayacak. Bunu ekmek yapmak istediğiniz zaman üzerine ilave etmeden bir miktarını ayırıp kendiniz kullanıp geri kalanı tekrar Ben sizler üretebilirsiniz. için daha öncesinden hazırlamış olduğum mayamı onu kullanacağım. Şimdi 6 bardak un koydum. Bu unun içerisine mayamı katmadan önce bir kaşık tuz katıyorum. Biraz karıştırıyorum. Şimdi mayamı ilave ediyorum. Damar doğruluyor bu arada arkada. Şimdi bunu güzelce yoğuracağız. Buna yaklaşık 1 litreden fazla su girecek. Karıştırıyoruz. Evet. Hamurumuzu yoğurduk. Poğaça kıvamında olacak şekilde. Bazı unlarda değişebilir bunun bardak ölçüleri. Siz onu kendinize göre artık ayarlarsınız. Bakın Bu kıvamda yumuşak, bu olacak yani. kıvamda olacak. Bu ne kıvamı ben size söyleyeyim. Anneanne göbeği kıvamına geldi mi? Tamamdır bu iş. Üzerine nemli örtüsünü serip bunu artık 5-6 saat dinlenmeye alıyoruz. Mayalanacak ve kabaracak. Hadi bakalım. Ekmeğimiz mayalandı. Çok güzel olmuş. Şimdi bunu biraz böyle havasını alacağım ve borcama biraz dibini yağladım. Borcama geçirip 180 derece fırına süreceğim. Ne kadar kalacak? 50 dakika. Sadece dıştan içe alıyorum. Şimdi bu bir yarım saat 45 dakika daha bekleyecek. Eskilerimizin, ninelerimizin dediği gibi yel hamuru ye olacak. Ondan sonra fırına girecek. Ekmeğimiz hazır. Afiyet olsun.